İyi günler, iyi günler. Güzel bir İstanbul sabahından. İyi haftalar. Prof. Dere sorar, sorgular, araştırır. Şu anda yanımızda dünya sinemalarında Argo filminde Argo. Anlatır mısın biraz Argo'yu? Argo. Merhaba. Ben Muhammed Can Gören. Evet. Geçen seneydi. Şimdi 2000 kaçtayız? 2013. 2012'de bir ajans gel dedi, böyle bir şeyler var. Önce senin şeyi araştıran, sen Türkiye'de yaşıyorsun. Türkiye'de yaşıyorum. İran, Farsça biliyorsun. Hayır, Farsça biliyorum. Anadolu, evet. Farsça. Aslında Afganistanlısın. Afganistan doğumluyum. Ha, evet. Afganistan doğumlusun. Afganistan doğumluyum. Kaç yıldır Türkiye'de yaşıyorsun? Antepliyim. Mevzu orada kopuyor işte. Antep. Gaziantep. Merhaba Antep. Antep. Teşekkür ediyorum. Antep'ten böyle bir insan mı doğdu? Evet. Antep senin doğduğu İstanbul'a gönderdi. Sen Antep'e gittin mi? Hiç gitmedim. Antep'e git. Antep'e git. Antep'i sevdim. Antep'in baklavası. Baklavasını, certa kebabını. Gerçekten Antep çok güzel bir yer. Evet. Ben çok şanslıymışım ki 1982'de Türkiye'ye gelip de Antep'e yerleşmişim. Evet. Ve ben Antep'te Türkçe öğrendim. Tiyatrocu, oradaki arkadaşlarım, hepsine selam olsun burada. Süleyman Karakuş, Hüsnü Alan, Ekrem Erkek. Çok güzel insanlardı ya. Şimdi konuya girelim. Argo nedir? Argo'nun vizyonu nedir? Argo ne yaptı şu anda? Argo dünya televizyonları, dünya sinemalarında ödül mü aldı? Haberin yok mu ya, Oscar ben... aldı. Oscar, senden duymak istiyoruz. Ya ben şimdi hani dedim ya, geçen sene bir ajans tarafından çağrıldım. Evet. Dediler böyle bir proje var. Sen Farsça biliyorsun. Tamam. Benim işim bu. Evet. Gittim. Yönetmeni ve yapımcısı da Ben Affleck. Evet. Sonra aynı ajans dediler ki seni Ben Affleck görmek istiyor. Evet. Başka bir durum. Gittim, görüştüm. Bir küçük bir şey vardı. Sonuçta anlaştık. Evet. Eyvallah, tamam. Evet. Ve çekim günü Kapalı Çarşı'da çekildi. Güzel bir sahneydi. Evet. Orada şeydi, İranlı bir antikacı oynadım. Farsça tabii ki, evet. Doğaçlama, senaryo falan yok. Evet. Kalabalık, aşağı evet. Yukarısı 200 ya 1000 kişi vardı şey, figürasyon. Evet. Yani, pardon, telefonum çalıyor. Evet. Affedersiniz. Efendim. Alo. Filmde bir insan gibi oynasana şu anda. Alo. Tamam. Alo. Evet sayın seyirciler. Ha, merhaba. Muhammed Bey şu anda telefon geldi. Şu anda, şu anda canlı yayındaydım. 70 milyon değil artık, tamam, 7 milyar görüşürüz. Dünyalı Muhammed Bey izliyor. Evet. Prof. Dere. Çok affedersiniz. Evet, Niko. Neyse işte güzeldi, gittim işte çalıştım. Ben onu o filmin yani herhangi bir ödül alır almaz o bilmiyorum yani. Evet. Gittim orada görevimi yaptım ama bence güzel oldu, iyi oldu. Muhammed Bey, yerel olarak biz Türkler olarak, Türkiye'de yaşayanlar olarak evet. Şöyle bir ön yargımız var. Türkler yabancı filmlerde oynayamıyor. Oynamıyor, oynatılmıyor. Neden? Olmuyor diye düşünüyor. Genel olarak bu Türk mentalitesiyle, Amerikan mentalitesi uymadığı için daha çok Türk oyuncuları Amerikan filmlerinde oynamıyor deniliyor. Evet. Bu bağlama ne demek istersin? Ya şimdi dünya sinema evrensel bir şeydir. Evet. Bir kurum. Evet. Bunun batısı, doğusu, kuzeyi, güneyi yok. Evet. Orada mekan var, insan var. Evet. Ve aksesuar var. Evet. Bu insan. İster Japonyalı olsun, ister Afrikalı olsun, ister ne bileyim işte Hindistanlı olsun. Evet. Ama neden Türkiye? Türkiye'de de var. Yeni gençler geliyor şimdi. Evet. Cıvıl cıvıl gençler geliyor. Gerçekten. Evet. Büyük bir güç bunda. Evet. Ve çok güzel filmler yapıyorlar. Evet. Ve ben dilerdim keşke mesela o filmi bir Türk yapsaydı. Evet. Ama olamıyor evet. Bir türlü. Niye olamıyor? Ben buna inanıyorum. İnşallah bir gün. Evet. Ben buna inanıyorum ve hissediyorum. Nuri Bilge Ceylan. Evet.
Ya Zeki Demir Kubur. Evet. Erdem Kral. Evet. Yeşil Mustafaoğlu. Evet. Bunlar çok çok özel değerler yani Türkiye'de. Evet. Gerçekten. Keşke bunlardan birisi alsaydı. Ya evet. İnşallah alacak. Bu alacak. Bu da uluslararası bir politika mı acaba? Tabii ki. O da var tabii değil tabii mi? Kesinlikle. Size bir soru sormak istiyorum. Genç yeteneklere vermek istediğin bir mesaj var mı? Ha. Yani genç arkadaşlarımız, tiyatrocu arkadaşlarımız, onlara bir mesajın olur mu? Ne yapsınlar? Yani çünkü o küçük yürekler şey yapılmak istiyor, yönlendirilmek istiyor. Bir sürü arkadaşımız var, bir şeyler yapmak istiyorlar, şimdi, yönlendirilmek evet. istiyorlar, güç kuvvet almak istiyorlar evet. bir yerden. Şimdi Türkiye'de bir sürü genç ve bir yığın yetenek evet. film televizyon okuyan şu anda. Ve ben her zaman yardımcı olmuşum, çıkmışım işte, şey olmuşum. Fakat keşke onlar daha güzel şartlarda, hani nasıl söyleyeyim, o test filmleri. Evet. Hani daha okuyorlar ya. Evet. Kısa metrajlı filmler yapıyor. Keşke onlara zemin hazırlansa da daha iyi şartlarda onlar filmlerini yapsa. İster 1 dakika olsun, ister 5 dakika, ister 17 dakika. Evet. Ama keşke olsa. Türkiye'de oyuncu enflasyonu var mı şu anda? Hayır. Yok. Yok. Oyuncu enflasyonu derken şöyle. Bir zaman geliyor oyuncu bulunamıyor. Şu anda da okullar, bütün okullar tiyatrocu çocukları yetiştiriyorlar. Ama bu bağlamda karşında sinema filmi aynı orantıda üretilmiyor. Aynı orantıda çekim yapılmıyor. Dolayısıyla tiyatrocu arkadaşlarımız, okulu bitiren arkadaşlarımız boşta kalabiliyorlar. Boştalar ve çoğu boştalar. İşte ben de çoğu boştalar. İşte oyuncu enflasyonu evet. var mı derken bunu demek istedim. Ya şimdi hani birçok oyuncu arkadaşlarımız genç olsun, benim yaşımda olsun. Bunları ayakta tutan dizilerdir. Evet. Güzel bir dizi şeyi var. Ama bu tarafta öyle ama öbür tarafta 5 tane kanal var. 5 kanalda ne derse oluyor. Yani bir türlü bir ivme kazanılamıyor. Ama bilmiyorum, bu teknik hani nasıl anlaşıyorlar falan o ayrı bir durum da yine de sonuçta evet. bir sürü iyi oyuncu, genç yetenekler işsiz. Kesinlikle. Evet. evet. Ama ne bileyim işte sinema, oyunculuk bir şeydir. Bir şanstır bir kere. Evet. Sürpriz olur her an. Evet. Sürpriz olabilir. Ben nereden biliyordum ben? Mesela Bahman Kubadi ile çalışacağım. İranlı evet. meşhur yönetmen var. Evet. Ya Ben Affleck ile çalışacağım. Ya buna benzer diğer evet. ortak yapımlar oluyor. Bilmiyorsun ki. Birden çıkıyor. Evet. Birden geliyor. Mesela Kurtlar Vadisi'ndeki oynadığı bu karakter. Evet. Gece saat 2'de beni arandım. Son şans. Aslında onlar için de son yani şans. Hiç dedim, uzun vadede bir proje yok. Yok dedi, şu anda seni aradık, yarın görüşürüz falan. Evet. Ben gittim orada 3 bölüm diye çağırdılar. Evet. 37-38 bölüm. Evet. Güzeldi. Yani işte böyle özellikle genç arkadaşlarımız hiç umutsuz olmasınlar. İnadına devam etsinler. Yetiştirsinler kendilerini, okusunlar. Ve iyi ki sinema yapıyorlar. Ve devam. Bir daha dünyaya gelsen ne yapmak isterdin? Aynı şeyi yapmak isterim. Yine aktör Afganistan'da olmak doğmak istiyorum, Türkiye'de yaşamak istiyorum özellikle. Yine Antepli olmak istiyorum. Gerçekten ben İstanbul'da yaşamak istiyorum. Evet Muhammed, ilgine ve zamanına çok teşekkür ederim. Ben Argo Oscar aldı. Oscar aldı evet. Evet. Evet sevgili dostlar, bize ayrılan süre böylece son buldu. Eyvallah. Sevgili Muhammed'i Firuza'ya. Antep'ten biraz daha sevgi selam gönder istersen. Antep, bütün Türkiye. Evet. Tabii ki Antep'in evet. enerjisi başka çünkü benim memleketim orası. Bütün Türkiye, herkes. İnşallah öyle bir gün, belki biz göremiyoruz da, gelecek nesiller savaşsız, herkes barış içerisinde ve sevgiyle yaşasın. Herkes, herkes sevgiyle yaşasın. Sevgili Muhammed, Antep'in hamamına hiç gittin mi? Tabii ki. Nasıl Antep'in hamamları? öyle evet, bir şey var. Şener abinin öyle bir şeyi var. Evet. Buradan sevgili evet. Şener sevgiler evet, sunuyoruz. Saygılar, sağ olun. Bir sürü üstadlarımız var be. Onu görmüyor son zamanlarda ama. Eyvallah. Saygılar, sevgiler.